Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz pencere izolasyonu, yani ısısıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Yani hangi koşullarda ne yapmanız gerekiyor? Yani içeri gelen soğuğu kesmeniz için. Şimdi bununla ilgili YouTube'da bir video var arkadaşlar. Şimdi videoda arkadaş video yapmış. Muhtemelen anlamıyor. Zaten anlayan insan bunu plastik doğramada uygulamaz. Neden? Şimdi arkadaşlar diyor ki videoda pencereden diyor soğuk geliyorsa diyor, tamam mı? Yaklaş abi. Şu şekilde diyor. Şu contayı diyor yapıştırırsınız diyor. Yapıştıralım abi hep beraber. Şu biraz şey yapmışız. Şu koruyucusunu atalım. Tek tarafını yapıştıralım. O vatandaş bonkör davranıyor. Çift yapıştırıyor da biz tek yapıştıralım. Şimdi şu şekilde gösteriyor. Bu şekilde yapıştırdık. Şuradan da keselim. Şimdi bu şekilde videoda arkadaş yapıştırıyor. Şimdi ben penceremi kapatıyorum. Bu tarafa gel abi. Şimdi arkadaşlar şu ekstra bir şey oldu. Yani normal zaten kendi conta kalınlığı olduğu için pencere ona göre aksesuarları dizayn ediliyor. Şimdi ben ekstra bir şey koydum. Kalınlık yaptırdık. Şu şekilde bastırıyorum. Daha da zorlayarak penceremi kapatıyorum. Ki sadece buraya yapıştırdım. Dört tarafını dönmedim. Buraya yapıştırdığım halde bile şu anda pencerem bayağı zorlanıyor. Peki. Dört tarafına dönseydim ne olacaktı arkadaşlar? Aksesuar şu göbek, kilit göbeği, İspanyolik göbeği kırılacaktı. Çünkü bu göbek içindeki malzemesi arkadaşlar döküm. Yani en ufak bir zorlamada kırılır. Bu da size ekstra bir maliyet. Peki İspanyol'u kırdınız. O vatandaşı dinlediniz. Pencerenize bu şekilde fitili çektiniz. Şu göbek kırıldı. Normal şeyden bahsediyorum. Bu çift açılım. Normal İspanyol et, yani normal açılır. Bu şekilde açılanlar için konuşuyorum. Şu anda kendiniz alıp taksanız 70-80 lira maliyeti var. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi şurayı göster. Arkadaşlar bu da aynı şekilde o zorlamayla beraber kırılacak. O da kırılacak. Şu şekilde kapattınız. Şu anda ben bile zor kapatıyorum. Şimdi penceremizin doğasıyla oynamayalım arkadaşlar. Niye oynamayalım? Bir, plastik doğrama işinden anlamıyorsan bu tarzda video hazırlama insanları yanlış yönlendirme. Neden söylüyorum? Ki arkadaşlar videosu da 500.000'a yakın izlenmiş. Şimdi bu plastik pencerenin zaten kendine özel fitili var. Gel abi yaklaş. Bu bakın şöyle çektiğiniz zaman eski fitili çıkar. Yenisini de aldığınız zaman şu şekilde bastırarak kolayca değiştirebilirsiniz ve sorunu çözmüş olursunuz. Yani şu aradaki boşluğu ben penceremi kapatayım. Şöyle şuradan gösterebilir miyim seni? Bakın kapattım. Gördünüz mü izolasyon şeyini? Şu şekilde bakın maket bıçağı. Hiçbir şekilde açıklık yok. Yani bu yağmur suyu da almaz. Hiçbir şekilde su almaz. Şimdi burada hemfikiriz değil mi arkadaşlar? Şimdi zaten kendi fitili varmış bunun. Kendi şeyi. Tamir contası diye geçiyor arkadaşlar. Bu arada naldurlarda yok. Plastik, peki nereden bulacaksınız? Plastik doğrama aksesuarı satan yerler var. Ya da plastik doğrama işi yapan bu mahalle aralarında vardır bizim gibi. Onlardan rica edersiniz. Peki neye göre alacağım? Arkadaşlar kaç tane pencerenizin contasında problem varsa şu şekilde pencerenizi ölçersiniz. Mesela 50 geliyor eni. Yüksekliğini de ölçelim. Yüksekliği de diyelim ki 80. Siz garanti olsun diye biraz fazla alın. Örnek veriyorum. 1 metre sağ taraf için, 1 metre sol taraf için. Şöyle göstereyim. 1 metre bu taraf. 1 de bu taraf. 2. 50'şer de 50 santim altta, 50 santim yukarı, 3 metre. Sadece bu kanat için 3 metre. Kasayı da değiştireceksiniz. 6 metre almanız gerekiyor. Bu şekilde ölçüp dediğim gibi gidersiniz. Pencere tamir contası alabilir miyim dersiniz. Size ona göre 6 metre ölçüp verirler. Bu şekilde. Videosu zaten kanalımızda var. Conta nasıl değiştirilir ile ilgili. O şekilde o videoyu izleyerek ya da bizim videomuzu izlemenize de gerek yok. İşi bilen kişilerin videolarını izleyip değiştirebilirsiniz. Peki bu conta ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu fitil ahşap pencere.
Demir doğrama. Yani pencere dükkanlarda var. Eski yapılarda falan var bazı evlerde yine. Demir olan kısımlara, demir olan pencerelere bu yapıştırılır. Ahşap, eski ahşap pencerelere yapıştırılır. Sıkıntı yok. Çelik kapı vardır, kapınız vardır. Ayarı düzgün değildir. Yani ulsa montajını düzgün yapmamıştır. Aradan soğuk geliyordur. Bunu yapıştırın. Ama bunu pencereye yapıştırmayın arkadaşlar. Bunu pencereye yapıştırırsanız şu aksesuarları kırarsınız. Ekstra bir maliyet çıkar size. Şimdi normalde bu videoyu çekmeyecektik. Dediğim gibi yani yanlış yönlendirme var. Videoyu izlenir izlenmez problem değil. Biz doğru bildiğimizi anlatalım. Sıkıntı yok. Peki izolasyonla ilgili sorun varsa sen böyle gel abi. Şimdi arkadaşlar birinci bakmanız gereken yer pencerenizi kapatın. Şu şekilde açın. Gel abi. Bakın. Şuradan göster. Şunu duvar kabul edin. Şu araya bakın arkadaşlar. Şu arada silikon çekomastik çekilmiştir. Eğer orada şuralarda boşluk varsa yani usta bazen ince çekildiği zaman çekomastik çatlıyor. Çatladığı zaman aynı şekilde iç tarafı da gösterelim. Gel abi böyle. Şunu aynı şekilde dediğim gibi duvar kabul edelim. Şu araya bakın arkadaşlar. Bu arada çatlaklık varsa duvarla pencere arasında çatlaklık varsa karşılıklıdır o zaten. Buradan soğuk gelir. Peki orayı nasıl kapatacaksınız? Arkadaşlar şu şekilde silikon değil. Çekomastik. Pencereniz ne renkse beyazsa beyaz. Kahverengi ise kahverengi. Çekomastik alıyorsunuz. Onun da videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Çekomastik nasıl çekilir? Silikon nasıl çekilir ile ilgili bir video hazırlayıp kanalımıza paylaşacağız. Yani sadece bizi paylaşmamızı beklemeyebilirsiniz. Durum acildir. YouTube'da bununla ilgili videolar var. Oradan bakıp çekebilirsiniz. Peki, onu hallettik. Ama pencerenden yine soğuk geliyor. Dediğim gibi pencereyi açıyorsunuz. Yaklaş abi. Şu contalar var arkadaşlar. Yani firmanın kendi yaptığı contalar plastiktir. Bunlar yandıysa güneş yakıyor arkadaşlar bunları. Yani olduğu gibi inceltiyor. Yani hiçbir fonksiyonu kalmıyor. Kalmadığı için de siz pencerenizi kapattığınız zaman arada boşluk kalıyor. Gel abi böyle. Arada boşluk kalıyor. Bak şurayı göster. Bu şekilde boşluklar kalıyor ve oradan da su da gelir, soğuk da gelir. Contayı da değiştirdik. Peki son yapmamız gereken ne? Soğuk yere kesemedik yani yine soğuk geliyor. Arkadaşlar pencere ayarımıza bakacağız. En son şu kanat ayarı. Bu söylediklerimin hepsi kapı için de geçerli. Yani kapıya özel ekstra bir şey yok. Pencere için ne yapıyorsunuz? Kapı için de aynısını yapıyorsunuz. Peki bunda neye dikkat edeceğiz? En son ayar kısmına geldik. Çekomastiğimizi çektik. Eksiklerimizi tamamladık. Contalarımızı değiştirdik ama yine soğuk geliyor. Şuraya gel abi Semih. Bakın arkadaşlar burası menteşe kısmı. Bakın ölçüyorum. 3 santim. Buraya bakıyorum. 4 santim. Peki. Şu üstü göster abi. Şuradaki köşeyi tekrar göster. Bakın arkadaşlar burası açık. Şu şekilde. Şu şekilde. Bu kanat düşük. Bakın buraya aynı şekilde maket bıçağı girmiyor. Yani şurası daha düşük. Şöyle biraz karşılığını al istersen abi. Bak şöyle. Şöyle gel abi. Ver bana. Bakın arkadaşlar şu mesafe menteşe kısmının olduğu mesafe ile bu mesafenin aynı değil. Neden? Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu penceremiz ayarsız. Peki bunun ayarını nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar bunun ayarını siz yapamazsınız. Bunu montaj esnasında mesela bu pencere sola açılıyor. Şu şekilde sol alt kısmına köşe takozu koyuluyor. Cam takozları var. Yani şu hem alta hem yana koyuluyor. Cam oturtulduktan sonra arada kalan boşluğu bir kişi kaldırır şu şekilde. Pencereyi kaldırır. Ya da şeyler var. Bir göstereyim onu. Şu şekilde cam kürekleri var. Plastik. Genelde bunu plastik arabacılar kullanıyor. Şu şekilde kastırarak ben eski yöntem olarak göstereyim size. Bir kişi kaldırır. Şu pencere ile camın arasında boşluk kalır. O boşluğu da plastik takoz diyoruz. O takozla doldurduğunuz zaman bu pencere ayarlanmış olur. Yani buradaki düşüklük ortadan kalkmış olur. Bunu da yaptıktan sonra zaten pencerenizden daha soğuk gelme ihtimali kalmaz. Arkadaşlar dediğim gibi
Yani bu contayı, bu fitili burada kullanılmaz. Bunun zaten kendi contası var. Dediğim gibi. Yani eğer bilgin yoksa, bununla ilgili bilgin yoksa video yapma. Şimdi örnek veriyorum. Biz de mesela işte izleyerek kendi yaptık, kanal yaptık. Şimdi benim el becerim var. Priz değiştirebilir miyim? Değiştiririm. İki tane, üç tane kablosu var. Faz, nötr, bir de topraklama. Ama bu pencere için öyle değil. Dediğim gibi bu fitili döndüğünüz zaman pencerenize, kapattığınız zaman aksesuarı muhakkak kırarsınız. Yani bilmiyorsan, tamam yardımcı olma amaçlı video çekilmiş. Ama dediğim gibi yani yöntem yanlış. Emin değilsen yapma. Bir de şunu söyle. Zaten anlamadı. Şuradan belli. Diyor ki burayı diyor yaz ayarındadır diyor. Kış ayarına getirin diyor. Kış ayarına getirdiğiniz zaman diyor biraz daha diyor şey olur diyor. Soğuk keser diyor. Ama diyor ben diyor denedim diyor. Yani pek fazla değişen bir şey yok diyor. İşte bilmediğin için yok diyorsun. Ve insanlarla yanlış yönlendirmiş oluyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu öyle bir video hazırlamayacaktık ama dediğim gibi insanlar bilinçlensin istedik. Böyle bir video hazırladık. Dediğim gibi bundan sonraki videolarımızda devam edeceğiz. Çekomastik nasıl çekilir? Silikon nasıl çekilir? Bu arada plesnetlik ip değişimiyle ilgili çok yorum geliyor. Arkadaşlar biz videoyu çektiğimizde kapı değildi. Pencerenin iplerini değiştirdik. Sistem aynı. Örnek veriyorum. Pencerede toplam 4 adet ip var. 2 sağda, 2 sol tarafta. Sağdaki 2 ipi sola atıyoruz. Soldaki 2 ipi de sağa atıyoruz. Yani çaprazlama yapıyoruz. Bu kapı için de geçerli. Yani kapı için ekstra bir şey yok. Sistem aynı. Kapınız vardı. Kapıda da 8 tane ip vardır ya da 6 tane. Bazı kapılar yüksek olduğu için 10 tane de ip olabiliyor. Onda ne yapıyorsunuz? Aynı. Sağdaki 5 ipi veya 4 ipi eğer 6 ipli ise 3 ipi sol tarafa atıyorsunuz. Soldaki 3 ipi de sağa atıyorsunuz. Yani sistem aynı. Buradan da bu detayı vermiş olalım. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.